Merhaba, Var Olma Lüksü Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Amanov. Bugünkü konumuz anarşizm. Anarşistler kendilerini insan toplumlarının en iyi biçimde bir hükümet ya da otorite olmadan işleyeceğini savunan, insanların doğal halleriyle herhangi bir dış müdahale olmadan birlikte uyum içinde ve özgürce yaşayacaklarını ileri süren felsefi ve siyasal konumlar olarak tanımlamaktadırlar. Bu bakış açısına göre anarşi Kargaşanın değil, kendiliğinden düzenin yolunu açacak bir düşünce biçimi olarak görülmektedir. Başka bir tanımı ise anarşizmi insanların devlet olmadan da adil ve uyumlu bir düzen içinde yaşayabileceklerini, insanlar üzerinde bir devlet sistemi kurulmasının onlara zarar verdiğini ve kötülük ettiğini savunan toplumsal felsefe ve siyasal akımdır. Günümüzde ise anarşizm Hükümetin bütün şekillerine karşı çıkan ve hükümetin sınırlamalarının olduğunu ve eğer tam kişisel ve toplumsal özgürlük isteniyorsa hükümetin yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirten siyasi teori olarak kabul edilmektedir. Anarşizmi bugün anlaşıldığı şekilde açıklamaya çalışanlar onu her türlü devlet kurumlaşmasına, kapitalist devlete olduğu kadar sosyalist devlete de karşı ferdiyetçi bir dünya görüş olarak görmekte ve adamına göre şekilden şekile girdiğini ileri sürmekte ya da proletarya diktatörlüğü de dahil her türlü otoriteye düşman olan geniş çapta üretim temeline dayanan toplum ilerlemesinin karşısına küçük özel mülk sahipliğinin menfaatlerini koyan bir küçük burjuva sosyopolitik eğilimi olarak ifade etmektedirler. Anarşizm temsilcilerinin ortak savunduğu düşünceler olmakla birlikte ayrıldıkları pek çok görüşte bulunmaktadır. Bu fikirler onların farklı şekilde isimlendirilmelerine yol açmaktadır. Mesela aşırı sağ uçtaki anarşizm serbest piyasa ilkelerinin egemen olabilmesi açısından devletin etkisini azaltmaya çalışırken aşırı sol uçtaki anarşizm devletin gerçek komünizmde sönüp yok olacağı görüşündedir. Gönüllü birliklerin ve karşılıklı yardımın yandaşları ise iki uç arasındaki noktalarda yer alırlar. Anarşist görüşler Çankı tarafından şöyle tasnif edilmektedir. A. Devleti kayıtsız ve şartsız olarak mutlak surette ret ve inkar edenler. B. Tekamül ile yakın bir istikbalde devletin kendiliğinden ortadan kalkacağını savunanlar. C. Mutlak olarak medeni milletler için yakın bir istikbalde devletin ortadan kalkacağını ve fertlerin böyle bir müesseseye ihtiyaç görmeden kendi kendilerini idare edeceğini savunanlar